Selamünaleyküm arkadaşlar. ASB kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu yeni videoda sizlerle arkadaşlar YouTube'da bilgisayar üzerinden saatlerinize ve abone sayınıza nasıl bakılır biraz onlardan bahsedeceğim. Uzun uzun anlatmayacağım. Karmaşık bir şekilde de anlatmayacağım arkadaşlar. Çünkü bazı arkadaşlar saatlerine ve abone sayısına nasıl bakılıyor bilmiyor. Nereden bakılıyor bilmiyor. Ben bunu sizlere bilgisayar üzerinden nasıl bakılıyor, nereden öğrenir, nasıl bakılır bunları göstereceğim arkadaşlar. Ve doğru şekilde nasıl bakılır bunları göstereceğim. Evet arkadaşlar, ilk öncelikle gördüğünüz gibi benim burada bilgisayarım var ve bilgisayarınızın açık olması lazım arkadaşlar ilk önce. Daha sonra arkadaşlar buradan Google'u açmanız gerekiyor. Google'u açtığınız zaman arkadaşlar şöyle göstereyim, yakınlaştırarak göstereyim. Arkadaşlar Google'u açtığınız zaman ilk önce benim burada kanalımın ismine otomatik kayıtlı olduğunu görüyorsunuz. Ya buna tıklıyorsunuz arkadaşlar, buradan tıklıyorsunuz. Bakın kanalınız açılıyor. Ve buradan YouTube Studio'ya giriyorsunuz. Veyahut arkadaşlar bu şekilde yapmayacaksanız Google'a girdiğiniz zaman sizde eğer burada kanalınız ismi kayıtlı gözükmüyorsa yukarıya giriyorsunuz arkadaşlar. YouTube yazıyorsunuz. Yani şöyle arkadaşlar göstereyim bir de tekrar. YouTube yazıyorsunuz. Açılan bu sayfadan YouTube'a giriyorsunuz arkadaşlar. Girdikten sonra böyle bir ekran çıkıyor. YouTube'da ana ekranınız çıkıyor. Ana sayfanız çıkıyor arkadaşlar burada. Daha sonra şurada profil resminiz var arkadaşlar. Bakın burada profil resminiz var. Buradan YouTube Studio yazan yere giriyorsunuz. YouTube Studio'ya girdiğiniz zaman arkadaşlar şurada bak kanal analizi yazan kısımda arkadaşlar mevcut abone sayınız burada gösteriliyor. Benim 2295 abonem varmış. 2295'e sizin kaç aboneniz varsa buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Yine şöyle bir şey daha göstereceğim arkadaşlar. Yine Google hesabınız YouTube hesabınıza girdiğiniz zaman bakın burada 2.29 yazıyor değil mi? Bu burada artık YouTube'da küsuratlar gözükmüyor arkadaşlar. Burası 2300 olduğu zaman benim 2.3 olacak. 2300 aboneye ulaştığım zaman 2.3 olacak arkadaşlar. Çünkü artık YouTube onar onar gösteriyor. Küsuratları da göstermiyor arkadaşlar. O yüzden bunu görebiliyorsunuz. Burada arkadaşlar şurada profil resminiz var. Bakın şurada yanda bir çubuk var. Bunu aşağı yani kontrol panelinin aşağısına doğru indiriyorsunuz. Ve burada arkadaşlar para kazanma yazıyor. Ona tıkladığınız zaman böyle bir ekran çıkıyor arkadaşlar size. Bakın böyle bir ekran çıkıyor. Bu ekranı da aşağı doğru indiriyorsunuz arkadaşlar. Burada görüyorsunuz. Ne yazıyor? Burada hem abone sayınızı buradan doğru görebiliyorsunuz. Hem de buradan arkadaşlar saatlerinizi görebiliyorsunuz. Neymiş? Bakın arkadaşlar şu koyu mavi kısımda açık mavi kısım var. Biraz da bundan bahsedeyim. Bu koyu mavi kısım sizin topladığınız, sizin elde ettiğiniz saatleri gösteriyor. Şu açık mavi kısım kalan da sizin saat doldurmanız gereken saatlerinizi gösterecek. Nedir? Burada yeşil tik var. Burada iki tane yeşil tik var. Ne diyor aşağıda? Başvuru için uygun olduğunuzda size bir e-posta göndereceğiz diyor arkadaşlar. Bu e-posta olayı da 1000 abone 4000 saat sınırını geçtiğinizde kanalınız incelemeye gidecek demek anlamına geliyor. Bu tiklerde 1000 abone sınırını hani kanalınız açılması için 1000 abone hani abone olan kısmı geçtiğiniz için yeşil tık geliyor. Bakın burada da benim saatlerim görünüyor. Eğer burada da 4000 saat olduğu zaman hem üstte hem altta bir yeşillik olacak ve kanal incelemeye girecek. Bir de şuradan bakabiliyorsunuz arkadaşlar. Yine burada kontrol paneline geldiniz. Kontrol panelinin altından aşağı iniyorsunuz arkadaşlar ve analitik yazıyor. Analiz kısmı. Buraya giriyorsunuz arkadaşlar. Şuradan yukarıda gördüğünüz zaman şurada tarih yazıyor arkadaşlar. Tarih yazıyor. Buradan son 365 günü seçiyorsunuz. Ve burada sizin saatleriniz benim ne diyor bakın. Üzerine geliyorsunuz bakın. Ne diyor? Görünüyor. He. Burada ayrı görünüyor. Para kazanma da ayrı görünüyor. Neden böyle oluyor onu bilmiyorum. Yine arkadaşlar başka bir yöntem daha var. Size ondan da bahsedeyim. Şurada klasik içerik stüdyosu yazıyor aşağıda. Buna tıklıyorsunuz. Buradan ben hiçbir şey seçmiyorum. Direkt atla diyorum. Arkadaşlar buradan direkt atla diyorum. Ve geçiyorum. Bu da klasik içerik stüdyosunun içine girmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Ondan şurada ömür boyu yazıyor arkadaşlar. Bunu aşağılara doğru inip son 365 günü seçiyorsunuz. Yine şurada yukarıda bakın şöyle bir varsayılan ayarlar yazıyor. Buna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buradan ayarlarınıza doğru giriyorsunuz. Ve buradan arkadaşlar izlenme süresi
Bakın para biriminizi değiştirebiliyorsunuz. Dönem son 365 gün yapacağım. Arkadaşlar döneminizi buradan işte değiştirebiliyorsunuz. Grafik tablosu diyor. Günlük, aylık, haftalık ne seçerseniz. Buradan dakika olarak olan yazın değil de saat olarak yazıyorsunuz ve kaydet diyorsunuz arkadaşlar. Ve son 365 günün saatleri de burada görünüyor arkadaşlar. Bu şekilde bakabiliyorsunuz. Ama şöyle göstereyim. YouTube Studio'ya geri dön diyor. Dön diyor. Dönüyorum ve buradan abonelerimi gördüm arkadaşlar. Buradan kaç abonem olduğunu gördüm. Yani küsuratları ile birlikte buradan görebiliyorsunuz. Ve yine arkadaşlar şöyle aşağı indiriyorum. Para kazanma yazan kısma tıklıyorum. Yine aşağı iniyorum ve buradan görüyorsunuz. Ben saatlerime buradan saatlerime ve abonelerimi bu şekilde takip ediyorum. Ve en güvenilir saatlerimi para kazanma kısmından görüyorum arkadaşlar. Bu şekilde görüyorum. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Saatlerinize ve abonelerinize bu şekilde bakılıyor. Telefondan nasıl bakılıyor onu tam bilmiyorum. O yüzden bir şey diyemiyorum. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Bana destek için kanalıma abone olup videolarımı sonuna kadar izleyip beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike atıp yorum atarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Güle güle. Bay bay. Görüşürüz.